Allah'ın varlığının canlılar ve cansızlar aleminde sayısız delilleri mevcuttur. Biz de bilim yolunda programımızda işte bu delilleri oldukça anlaşılabilir bir dilde sizlere sunmayı planlıyoruz. Bilim, tarafsız olmayı, ortaya çıkan gerçekleri çarpıtma yapmadan anlatmayı gerektirir. Biz de tam bunu yapacağız. Darwinizmin yanlışlarını ve Darwinizmin örtmeye çalıştığı gerçekleri bilimin ışığıyla aydınlatarak dosdoğru bir biçimde sizlere göstereceğiz. Ortaya çıkan proteinler. Bunların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeler. İki hidrojen ve bir oksijen, su. Bütün canlılığın merkezini teşkil eden çok önemli bir molekül. Ve bitkiler su ile hayatta kalırlar. Suyu bütün yapraklarına ulaştırırlar. Fotosentezle elde ettikleri enerjiden sonra bu mineralleri birleştirerek bizim için çok değerli olan meyve ve sebzeleri üretirler. Yaşamın temeli bitkilerle mümkün olur. Bitkiler bu güzel yeşil renkleriyle güneş enerjisini bizim için karpuza, kavuna, portakala, envai çeşit sebzeye, bütün vitamin ve mineral deposu dolu nebatat aleminin nimetlerine dönüştürürler. Peki fotosentez nedir? Fotosentez oldukça kompleks kimyasal işlemler bütünüdür. Elektrondaki enerjiyi temel alan, kendisinde de bu enerjiyi devrederek en sonunda ATP dediğimiz biyolojik pil haline dönüştüren çok özel bir teknoloji. Bu teknoloji bitkilerde milyonlarca yıldır var. Hatta 100 milyonlarca yıldır var. Bitkiler dünyası gerçekten harikalarla dolu. Bu görmüş olduğunuz bitki bir süs iğdesi türü ve süs iğdelerinde yaprak dökümü olmuyor. Mesela şu an Şubat ayının ortasındayız. Normalde kış ayı ve birçok bitki yaprağını dökmüş durumda. Ama bu bitki ve iğne yaprakgillerden olan çam ve benzeri olan ağaçlarda yaprak dökümü söz konusu olmuyor. Peki çam gibi iğne yapraklı olan bitkiler hayatta kalabiliyorlar. Çünkü onların yaprakları çok ince, su kaybı neredeyse minimumda yok denecek kadar az. Yoğun kış şartlarına çok iyi dayanabiliyorlar. Peki bu süs iğdesi nasıl dayanıyor? Bu iğdenin de kendisine özgü, Allah'ın ona bahşetmiş olduğu, onun DNA'sında var olan çok özel proteinleri var. Yaprağın üzeri özellikle yaz aylarında yoğun güneşin olduğu ortamlarda daha çok görülebilecek bir şekilde özel gümüşü bir tabakayla kaplı. Bu tabaka onun su kaybetmesini engelliyor ve dolayısıyla kış şartlarında terlemeden dolayı su kaybetmesi veya soğuktan dolayı içindeki suyun donarak kristalleşmesi gibi her türlü etmenden kendisini korumuş oluyor. Yani hem ısı yalıtımı hem de su kaybını önleyecek özel bir yalıtım yapmış oluyor. Süs iğdesi kendi kendine bu sisteme sahip olmuş olamaz. Bu sistem her canlıda olduğu gibi bütünüyle, tüm mekanizmasıyla, gereken bütün proteinleriyle birlikte onun hücrelerinde eksiksiz bir şekilde zaten ilk var olduğu anda vardır. Dünyanın en çok su tüketen ağaçlarından birisi. Okaliptüs ağacı ile şu an birlikteyiz. Bu ağaç diğer bitkilere nazaran çok fazla su tükettiğinden dolayı özellikle bataklık kurutmak istenilen bölgelerde yoğun ekiminin yapıldığını görmekteyiz. Şimdi bitkilerde su çok önemlidir. Çok tüketse de az tüketse de bu suyu muhakkak yapraklarına, yani öncelikle köküne, oradan gövdesine, gövdesindeki iletim demetleriyle dallarına, dallarından daha ince dallarına ve en sonunda yaprak ve meyvelerine kadar muhakkak ulaşması gerekmektedir. Peki hiçbir pompa veya hiçbir hareketli organ veya organel olmadan bu iletim nasıl olmaktadır? Bunun için açıklanan iki tane temel kuvvet var. Birincisi, bir ağacın kökünde, yani bu toprağın altında metrekarelerce bölgede bu ağacın kökü var. Kökündeki hücrelerin içerisinde suyu emmek üzere özellikle has, yani topraktaki suyu şöyle düşünebilirsiniz. Kuru bir kağıdı veya peçeteyi suyun içerisine dokundurduğunuzda
peçetenin suyu emme gücü vardır. Buna sabit difüzyon da denilir. Yani sabit olarak çözünürlüğün çok olduğu bir yerden az olan yere doğru akma. Yani tabiatta bu dengeleme sisteminin bir parçasıdır. Kökteki suyu emme de peçetenin suyu emmesi gibi. Suyu emme kuvveti kökteki var olan suyun, kök hücresindeki emilen bu suyun ta tepeye kadar iletimi için gerekli olan bir basıncı oluşturur. Buna kök basıncı denir. Kök suyu emdikten sonra adeta demir bir veya tek katı bir blok gibi gövdenin içerisinde bulunan kısilen borularıyla iletim demetleri halinde cansız odun hücreleri tarafından sarılmış iletim demetleriyle bütünüyle en tepeye doğru çıkar. Ve bu çıkış esnasında su hiçbir zaman kesilmez. İçerisindeki hidrojen atomlarının birbirlerini pasif olarak çekmesiyle oluşan kohezyon kuvveti de rol alan ikinci kuvvetimizdir ve su adeta tek yekpare katı bir parça gibi ta yukarılara kadar gider. Yukarıda da yine üçüncü bir kuvvet diyebileceğimiz bitkinin terlemesiyle yapraklarından kaybettiği suyu aşağıdan çekme isteğinden ötürü bir kuvvet daha olur aslında. Ve bu üç kuvvetin toplamında tüm bitki istediği suya kavuşmuş olur. Aynı şekilde bu bitkinin tükettiği suyu biz bu kadar metre yukarı çıkartmak istesek ciddi bir elektrik motoruna, ciddi bir enerjiye muhakkak ihtiyaç duyardık. Ama Allah bu bitkide ve bütün bitkilerde hayatın temelini teşkil eden bu canlılarda gerekli olan su iletim teknolojisini onun DNA'sında muhakkak eksiksiz bir şekilde var etmiştir. Hiçbir bitkide bu tesadüfen oluşan mutasyonlarla milyonlarca yıl içerisinde oluşmamıştır çünkü oluşamaz. Bunun suya olan ihtiyacı ilk var olduğu anda zaten vardır. Yani bu ihtiyaç zaten o zaman vardır. Ve bu ihtiyacı karşılayacak olan teknoloji de o zaman olmak zorundadır. Milyonlarca yıl boyunca su olmadan bir bitkinin yaşaması mümkün olmaz. Evet, şimdi bir huş ağacının yanındayım. Huş ağacının özelliği şu, milyonlarca yıllık yaprak fosillerine sahip olan bir bitki türü olması. Gerçi şu an Şubat ayında olduğumuzdan dolayı bu güzel bitki yapraklarını dökmüş durumda. Ama çok güzel, bembeyaz renklere sahip ve çok güzel kokan çiçekleriyle şu an baş başayız. Şimdi bu bitkinin yapraklarının fosilini ve kendisini sizlere göstermek istiyorum. Böylece bitkilerin ta başından beri anlattığımız şekilde hiçbir değişim olmadığı, yani bütünüyle tas tamam ve eksiksiz şekilde tek bir seferde yaratıldığına şahit olacağız. Bilimsel deliller bize bunu gösteriyor. Fosiller bunun en büyük delilleri. Evet, şu an karşımızda tahtadan yapılmış bir bank görüyoruz. Bu Allah'ın bizim için bitkileri vesile ederek yaratmış olduğu bir nimet aslında. Buraya oturarak biz mesela şu an bu nimeti kullanmış oluyoruz. Güzel bir park, burası güzel bir bahçe ve şu an oturuyoruz, dinleniyoruz. Ev yapıyoruz, evimizde mobilyalar yapıyoruz. Birçok araç yapıyoruz. Evimizde kullandığımız birçok araçları buna örnek verebiliriz. Aynı zamanda birçok böcek için, birçok diğer hayvan grupları için ağaç gövdeleri bir ev teşkil ediyor. Onların yuvasını oluşturuyor. Sayısız işlevi var ağaç gövdelerinin. Bu odun veya tahta dediğimiz sert dokunun sayısız işlevi var. Allah bunu bir nimet olarak birçok canlıya kullandırıyor. Peki bu sertliğin arkasındaki kimya nasıl? Bakın, bütün canlılarda hemen hemen enerji olarak kullanılan karbonhidrat molekülünün içerisinde en yüksek enerji formüne sahip olan glikozdur. Glikoz 6 karbonlu bir karbonhidrattır. İçerisinde su ve karbon vardır. Karbonla su birleştiği için karbonhidrat denilir. 6 karbonlu bu glikoza siz eğer bir tane su eksiltirseniz, bundan sadece bir su molekülü çıkartırsanız, işte bu sertliğin oluşmasına yol açan selülozun formülüne ulaşırsınız. Selüloz 6 karbonludur fakat glikozdan bir su molekülü eksiktir. Bağ yapısı da ona göre şekillenmiştir ve mukavemetli bu sert yapısına ulaşmış olur. İşte bu özel kimya formülü, bu özel kimya kuralı bütün canlılar için ciddi hayati önem taşıyan
bir nimetin, yani odun veya tahtanın oluşmasına yol açmaktadır. Ortaya çıkan proteinler. Bunların senelik olarak vücut dövmedeki bütün artık maddeler.